Merhaba. Merhaba, merhaba. Evet, çalışma hayatından bir soru. Çalıştığım iş yerinde hem çalışma arkadaşlarım hem de amirlerim iyi insanlar. Ama çok da ciddiler. Biraz kaset var bile diyebilirim. Bense neşeli olduğum zaman verimim ve yaratıcılığım artıyor diye düşünüyorum. Ama farklı olmak da beni tedirgin ediyor. Ne tavsiye edersiniz? Demiş. Yani kendisi neşeli, kasvetli, ciddi insanların arasında çalışıyor. Şimdi ciddiyet ne demek? Yani Senin ciddiyet. tarifinle bir cevap vereyim Ver istersen. bakalım. Ciddiyet neyin göstergesiydi? Sığlığın. Sığlığın. Sığlığın göstergesi. Şimdi buna tabii ciddi olan birçok insan itiraz edecek ama biraz belki açarsan Evet ama yani bu sonra iyi itirazlar insan kalkar. olmak, derin insan olmakla aynı anlamda değil. İnsan iyi insan ve sığ insan olabilir. İnsan iyi insan ve derin insan olabilir. İnsan iyi insan, derin insan ve neşeli insan olabilir. Tabi burada ciddiyetten kastımız ama bizim şey değil mi? Yani bir yanlış anlamayı engellemek için giriyorum araya. Ciddi görünme gayreti içinde olan insan demek daha doğru. Hani işlerimizi ciddi alarak yaparken de bir yüzümüzdeki ifade o ciddiyeti yansıtıyor olabilir. Ne kadar önem verdiğimizi yansıtıyor olabilir. Hani buradaki ciddiyetle biraz böyle hani etrafta cool gözükme gayreti farklı şeyler. Bu cool görünme gayet çok yorucu. Zaten sonuçta arkadaş ne diyor? Kasvet kelimesini kullanıyor. Şimdi şunu biliyoruz. İlkokulda da, ortaokulda da, üniversitede de bir ciddi hocalar vardır. Bir de verdiği dersi eğleterek, eğlendirerek neşeli bir şekilde öğretenler vardır. Hangisi aklımızdadır bizim? Yani kendini değil, işini ciddiye alan insan. Kendini değil işini ciddiye alıyor ama işini ciddiye aldığında da eğer bir öğretmense ya da işverense her neyse herkes ama herkes neşeli ortamdan daha bir keyif alır. İstisnasız. Hangimiz Allah aşkına kasvetli ortam bana göre deriz ki? Yani neşeli ortam insana bir kere canlılık getirir, enerji getirir. Kasvetli bir ortamdan çık, neşeli bir ortama gir. Adım adım enerjinin yükseldiğini hissedersin. İnsanlar niye işten çıkıp da kendilerini harıl bir eğlence ortamına atıyorlar? Eğlence kimi için televizyon olabilir, kimi için bara gidip içki içmek olabilir, kimi için oh bir rahatlayıp iki laf edebilmek için olabilir arkadaşlarıyla. Yani insanlar rahatlamak istiyor. Bir şeyi öğrenmek istiyorsan da, bir şeyi en iyi yapmak istiyorsan da en rahat ortam, en keyifli ortam, en iyi ortamdır, en verimli ortamdır. Maalesef iş ortamları da böyle ortamlar değil. Yani kendini ciddiye alan insanlarla dolu olduğu için de kasvetli bir havada hakim oluyor, değil mi? Şimdi mesela bu arkadaşın içinden neşe geliyor. Yay neşeyi, neşe de bulaşıcı, kasvet de bulaşıcı. Sen de neşe parfümünü bulaştırabilirsin etrafındakilere. Çünkü her şirkette şey vardır mesela. Bazı esprisi yüksek arkadaşlar vardır. O insanlarla birlikte olmak keyiftir. Ya da bir parti verirsin. O parti kesinlikle şey çağrılır. Neşeli, esprili, hayat dolu insanlar çağrılır. Çünkü onlar partinin hayatı dolu, hayat verirler partiye. İş hayatı için de bu geçerli, ev için de bu geçerli. Yani neşeliysen neşeni bastırmak demek, yaşam enerjini bastırmak demek. Burada tabii tedirgin olduğundan bahsetmiş. Hani bu kadar ciddi insanlar arasında böyle neşeli, hayat dolu bir şekilde konumlanmakta o farklılıktan kaynaklanan bir tedirginliği de beraberinde Kabul getiriyor. görmeme, Evet, eleştirilme biraz yargılanır mıyım korkusu. acaba falan endişesi olmalı bunun altında. Bir şekilde herhalde etrafını bunda devam ederse etrafında etkileme şansı var bunun aslında pozitif olarak değil Pozitif mi? olarak etkileme şansı var. Çevresini. Allah aşkına göster bana çok ciddi bir insan ve aynı zamanda da yaşam enerjisi yüksek, mutlu, doyumlu. Peki neden insanlar ciddi olma ihtiyacı duyuyorlar? Ne yapacaklarını bilemedikleri için, nasıl doyumlu, mutlu, huzurlu olacaklarını bilemedikleri için, kendilerini tanımadıkları için
Yani kısaca derinleşemedikleri için gene sığlığa geliyoruz. O içlerindeki o enerji bugüne kadar ciddi baskısı altında kendilerini saklıyorlar. Hatta kendileri kendilerinden saklıyorlar, bırak başkalarından. Altında şöyle bir duygu olamaz mı? Önemsenme ihtiyacı, ciddi görünürsem beni daha dikkate alırlar, daha çok önemserler. Vallahi önemserler mi yoksa seninle minimal düzeyde görüşüp en kısa zamanda daha rahat bir ortama kaçarlar mı insanlar? Evet, insanların tepkisine baksak evet. Bunu daha kolay görebiliriz aslında da, ama maalesef tabii böyle bir alışkanlık yok. Yani biz insanların bizim aynamız olduğunu, hı hı. Onların bize davranışlarından yola çıkıp da kendimizi düzeltebileceğimizi bilmiyoruz. Bunların bilgisine sahip olsak belki de bu ciddi duruşun ne kadar problemli bir etki yarattığını etrafımızdaki insanlarda görürüz. Sahi mi, eğitimlerde görüyoruz. Mesela bazen böyle ciddi insanlar geliyor eğitimin başında. Ama adım adım hani eğitime ilerledikçe o ciddi insanın içinden bir fırlama çıkıyor. Evet. Değil mi? Böyle canlı, enerjik, neşe dolu. Kendisi de kendisini daha çok sevmeye başlıyor. Çevresi de onu daha çok sevmeye başlıyor. Bastırılmış bir şey çünkü. Zaten o ciddiyet kalıbının içine evet. Sokulmuş o potansiyel. Evet. Ve o örtüden sıyrıldığında zaten onun bütün çekiciliği ortaya çıkıyor. Bir de mesela bizde ciddiyet asık suratlılıkla da genellikle bağdaştırılır. Ne kadar asık suratlıysan o kadar ciddisin. Bakın politikacılarımıza. Yani var mı şöyle esprili, neşeli, hayatı seven? Oysa dünyanın en sevdiği politikacılardan biri olan Clinton, değil mi? Saksafonunu da çalıyordu, esprisini de yapıyordu. Ne bileyim, televizyonlarda komedi programlarına da çıkıyordu. Evet. Ve o işini de ciddi yapıyordu. Değil işini mi? De ciddi yapıyordu. Hani yapmazsa zaten. İşini ciddiye alıyordu, kendisi de ciddiye almıyordu. Zaten olay bu. Sihirli sözcük bence de bu. Hani bizi iten davranış kişinin kendisini ciddiye alan davranıştır. Evet. Bizi çeken davranış ise kişinin işini ciddiye alan davranıştır. Şimdi kişi kendisini önemsetmek için bulabildiği en iyi yol ciddiyetse bunda bir sorun var demektir. Kişinin açısından. Öz saygı düşüklüğünü evet. gösteren bir şey bu zaten. Ama kendimi göstermemek için. Çünkü ben ciddi olduğumda insanlar benim yanıma çok fazla yaklaşamazlar. Bir mesafelerini korumak durumundalar. O zaman da bu mesafe içinde benim gerçekten kim ve ne olduğumu keşfedemezler. Zaten ben görmesini istemiyorum insanların. Sığlığımı da göremezler. Sığlığımı görmesini, içimin epeyce boş olduğunu görmelerini istemiyorum. Kendimi sevmediğimi görmelerini istemiyorum. O zaman ne yapıyorum? Kendimle ciddiyeti başkaları arasında bir duvar olarak koyuyorum. İnsanlar bana yaklaşamıyor. Söyleyin Allah aşkına. Kim hoşlanıyor ciddi insanlarla birlikte olmaktan? Ne yemek yemek keyifli onlarla. Ne bir eğlenceye gitmek, ne bir sinemaya gitmek, ne bir içki masası, hiçbir şey keyifli değil. Bence zaten işini, kendisini ciddiye alan, işini değil, kendisini ciddiye alan insanlar etrafı yoruyor, kasvet evet. duygusu veriyor ama daha çok da kendileri yoruluyor. Çünkü bu inanılmaz bir kontrolle yapılabilir bir şeydir. Durmadan kendini denetleyeceksin. Doğal, içinden geldiği gibi akışa bırakmayacaksın kendini. Bu da çok yorucu bir şey. Oysa işini ciddiye almaya çevirebilsek bunu birdenbire son derece doğal, içimizden geldiği gibi yaşayan bir insan haline geliriz ve etrafımızdaki insanlara da neşe veririz, keyif veririz. Evet. Böyle yapabilirsin. O zaman doğal mıknatısı oluyorsun. Yani insanlar seninle birlikte olmaktan keyif alıyor. O zaman iş ortamı da güzelleşiyor. Değil mi? Çevren evet. de güzelleşiyor. Evet. Onun için çok sevdiğim bir söz vardır. Melekler uçarlar çünkü kendilerini hafiften alırlar. Ve siz de kendinizi hafiften alın diyerek bu programı burada herhalde bitirebiliriz. Neşeyle. Hoşça kalın.